Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ulusal basında Hatay'ı anlatmaya devam ediyor. 23 Ocak 2017 tarihinde Expo'yu bize resmen Expo Yönetim Kurulu verdi. Katıldığı son programda dünyanın en büyük organizasyonlarından biri olan Expo'nun Hatay'da gerçekleştirilmesi adına atılan imzalar hakkında bilgiler veren Başkan Savaş, Antakya'ya gelen Expo heyetinin ziyaret amaçlarını anlattı. 3 gün önce Hatay'a geldiler. Expo Başkanı, Genel Sekreteri, biri Türk olmak üzere biri Tayvanlı, iki yönetim kurulu üyesi, 4 kişi incelemelerde bulundular. Bizim yapabileceğimiz imkanımızın olan yerlere baktılar. Bizim Hatay'daki resmi kurumlarla, sivil toplum örgütlerle, kanaat önderleriyle onları buluşturduk. Hem Hatay'ın nabzını ölçtüler, hem yapılabilecek yerleri baktılar. Ve bu akşam geri dönecekler. Ama biz bu işin anayasasını 3 ay çalışacağız. Eylül'e kadar hazırlık yapacağız. Expo'yu nasıl yapmak istediğimizi, hangi aşamalardan geçmek istediğimizi Expo Botanik alanında biz almıştık ama botaniğin yanında işte eğlence, kültür, tarih, eğitim gibi, sanat gibi hangi konuları işleyeceğimizi, bütün bunları biz silsileyle yazacağız ve bizi de bağlayacak. Tabii. Onların da gönlü rahat olacak şekilde Eylül ayında onlar hem yer seçimini yapmış olacak hem de bizim bu anayasayı onaylayacaklar veya şunları şunları değiştirin şöyle yapın diyecekler. Biz ona göre emin adımlarla bu işi daha hızlı bir şekilde sürdürmek istiyoruz. Expo'yla Hatay'ın botanik çeşitliliğini dünya ile paylaşmayı amaçladıklarını söyleyen Başkan Savaş, Hatay'da savaş olduğuna dair oluşturulan algıya da değindi ve canı gönülden bu işi göğüsleyip Expo 2021'i alnımızın akıyla yapacağız dedi. Sanki Hatay'da ve bizim diğer sınır illerimizde oluyormuş gibi bir algıyla turizm sektörü durma noktasına geldi, lojistik sektörü durma noktasına geldi. Sanayi ürünlerimizi Orta Doğu'ya pazarlayamıyoruz. Aynı zamanda filtredir birçok demir çelik sektörünü pazarlayamıyoruz. Tarım sektörünü pazarlayamıyoruz. Ve Hatay belki de Türkiye, Avrupa bir krize girse Hatay'da evet, böyle bir kriz olmazdı. Ama son günlerde bu krizi biz oldukça fazla hissediyoruz. Bizim de bir çıkış noktamız olması lazım. Sadece tabii, Hatay'ın değil. Bizim bölgemizin, Orta Doğu'nun böyle moral motivasyona ve ekonomik gelir elde edecek çok önemli bir organizasyona ihtiyacımız vardı. Hatay da bu heyecanı taşıyor. Tüm oradaki sivil toplum örgütlerimiz, iş adamlarımız bu işe katkı sağlamak için uğraşıyor ve büyük bir cami olarak biz bunu alıp göğüsleyeceğiz hep birlikte. 2021'i anımızın akıyla yapacağız inşallah. Savaş, Expo ile tüm dünyaya örnek ve umut olmak istiyoruz dedi ve şöyle devam etti. Ve Hatay bunu başaracak kültüre sahip, birikime sahip ve Hatay gerçekten de bu 6 yıllık o coğrafyadaki sinmişliği ve sanki Hatay'da ve oradaki coğrafyada savaş varmış diye gibi görünen algıyı bitirmek istiyoruz. Evet. Ve buradan bir çıkış yakalayıp ekonomide bu bozulan dengelerin yerine gelmesi ve bundan sonraki süreç içerisindeki Orta Doğu'nun yeniden yapılanmasında bizim müteahhitlerimizin, iş dünyasının çok pozitif rol alması gerektiğini düşünüyoruz. Biz hem ona hazırlanma çabası içerisindeyiz hem de bu Expo ile birlikte turizmi ve demin ki saymış olduğunuz bütün o paydaşları ön plana çıkartıp örnek olmak istiyoruz, umut olmak istiyoruz.